Arkadaşlar 3SB Part 5 serimizden selamünaleyküm. Farklı bir atmosfer olsun diye böyle bir kamuflaja bölündüm. Bildiğiniz üzere bizim en sevdiğimiz serilerden biridir 3SB Part 5. Çünkü en çok küfür ettiğimiz seri bu seri amına koyayım. Ve sizin yorumlarınızı alıyorum. Soru soruyorsunuz bana. Kanser sorular sorduğunuz için ben de kanser cevaplıyorum. Lafı fazla uzatmayacağım kardeşim. Direkt sorulara geçmek istiyorum izninizle. Şimdi bir tane kardeşimiz. Sıfır Abza. İsimlerini de okuyacağım amına koyayım. Kim ne sormuş bilin. Sıfır Abza. Fadıl Güneş kardeşimin ismi. Demiş ki bu da yapmaz dediğin, kazık yediğin. Vay amına koyayım sen de mi ya, durumu oldu mu? Ha abisi oldu. Dediğim gibi hani bu Kadir Dayı'nın şeyinde. Videosunda hani diyordum ya 5 yıl düzenli olarak beraber olduğum bir kadın var ya. Cezaevinden çıktım, birinci gün arıyorum, ikinci gün arıyorum, üçüncü gün arıyorum. Hani kendince bazı nedenleri, sebepleri var. En son final dedim ki ben 2 gün sonra bugün bu oğlum. 2 gün sonra dedim ben cezaevine teslim oluyorum oğlum, biz görüşelim. Hani dediysek de yani ev ortamı demiyorum, gel çay içelim, çorba içelim, bira içelim. Bali bile çekelim amına koyayım, daha ne olsun ki yani kardeşim, haksız mıyım ben? Ya yok dedi işte ben ameliyat oldum, babamdan tartıştım, amından kan gelmiyor artık. Bir uzun lafın kısası yokluğuma alışmış hanımefendi, onu da bozmak mı istemeyeceğim. Sikimde değil kardeşim. Belki sikimde olduğu için psikoloji yedik. Şöyle bir el büründük. Hiç sıkıntı yok. Böyle bir kazık yedim yani. 2 gün sonra cezaevine dönüyorum birader. Tamam mı? Cezaevine giderken güzel bir sürpriz oldu. Benden yokluğuma alıştığını söylemesi diyelim arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Türkiye'de adam akıllı çalışacağım dediğim bir işte alacağım minimum maaşlı. Ama Türkiye'de adam akıllı çalışacağım bir iş sana söyleyeyim ama Türkiye'de adam akıllı bir maaş olarak 150 bin 100 bin TL arası maaş alırsan kardeşim ya güzel geçinirsin. Ortam belli. Hasta bakıcı bezleri bile amına koyayım 300-400 lira olmuş. Hayırdır bu oğlum? Bir amına koyayım yani içerik yapalım diye bir tane hasta bize alalım dedik 400'lük olduk. Onun için aylık 150 bin 100 bin TL. Ya bu civarlarda yani maaş alırsan Türkiye gibi bir ülkede şu anlık iyi geçinebilirsin kardeşim. Diğer sorulara geçiyorum amcaoğlu. Bu arada arkadaşlar kameramanım yine Ertuğrul Şeytan Fatih'den bizi videoya alan kardeşimiz. Allah razı olsun ondan. Finalde nereye kayboldu bilmiyorum ama yani uğraştı yani adam bizden moruk. Cezaevinde çıktığında kesilmiş olan yaşları ödüyor musun? Hayır şimdi bizim şöyle bir muhabbet var moruk. Cezaevinde şimdi bir yemek yapıyorlar. Ben köpeğe veriyorum. Bizzat köpek yemeği yemiyor kardeşim. Şimdi buna rağmen her gün bize 85 sene iaşe adı verilen yemek fişleri kesiliyor. Sen istersen o yemeği ye ya da yeme hiç fark etmiyor. Sen çıktıktan sonra belli bir atıyorum 1000 gün mü kaldın? 1000 günü 85'ten çarp kaç yapıyor? Kaç yapıyor? Ben de matematikten kaldım bilmiyorum. Bilmiyoruz abi evet, kaç abi. Yapıyor. Bilmediğimiz için de ödemiyoruz amına koyayım. Ama bu bize devlet borcu olarak hani devlete karşı borç olarak işleniyormuş kardeşim. Ben de kodum amına her şey benim kardeşimin üstünde. Devletle işimiz yok kardeşim bizim. Ödemiyorum yani. Amına koyayım yedik. Ya ben toplasan 20 gün ceza yattım. İzine geldim şimdi. 20 günde toplasan 2-3 kere yemek yemişimdir. Moruk yenmiyor kardeşim. Vallahi insanlar var ölüyor bu oğlum. Abi askerlik arası anlat seviliyorsun. Bunu bil. Biz daha demin lavukların isimlerini okuyacaktık. Yine unuttuk. Bunu da Canflex 7 sormuş. Kardeşim ben askerlik yapmadım. Sol gözümden muaf aldım. Askerlik anası da emin ol öyle yani bir fantezisi yok artık askerlik anaların. Herkes telefondan. O ona video atmaca. O oradan porno izlemece. Tabii o ona yalan atmaca. Instagram'da story çekmece. Böyle yani şimdiki askerlik anıları. Askerlik anılarını bizden 20-30 yaş büyük insanlara soracaksın ki onlar anlatsın. Onların zamanındaydı askerlik amına koyayım. Şimdi cezaevinde maddi durumu olmayan zorlayış yapılıyor mu? Cezaevinde maddi durumun eğer açık cezaevindeysen tabii ki de. Maddi durumu isterse moruk, Bilgates ol moruk. Bilgates, Elon Musk ol, Jeff Bezos ol kardeşim. Sike sike çalıştırıyorlar. Prosedür o. Çalışmadın mı? Adamı tutan abi tutuyor kardeşim böyle tutana. Cezanı uzatıyor. Disiplin suçu. 2 gün sonra tahliye olacaksan çıkamıyorsun. 6 ay daha yatıyorsun. Onun için sike sike çalışıyorsun ama durumu olmayan kardeşlerimiz için de iyi bir şey, iyi bir sistem. Hani aylık 400-500 lira paraya çalışıyorlar ama sonuçta bir 405 TL aylık geliyor onlara yani moruk. Cezaevinde mahkuma bakar moruk, sıkıntı yok. Durumu olmayan kardeşlere biz bizzat yardımcı oluyoruz bana da oldukları gibi. Aras Bulut İğne Emri'nin ikizi misin be oğlum?
6 Burak Bay. Şimdi Aras Bulut gelsin aklınıza arkadaşlar. Bakın bakayım. Ya bana benziyor galiba. Biraz da benim şu an ondan 19 kilo fazlam var. Ondan dolayı orantıyı yakalayamadık kardeşim. Orantıda gelip gidiyoruz moruk. Şimdi diğer sorumuzu kim sormuş kardeşim? Ahmet KRC'd. Erdem abi BMW mi? Audi mi? BMW nasıl diyeyim ben sana? Pezevenk arabası kardeşim. Yani piçlik arabası. Şekli bence Audi'lerin daha güzel ama zırt pırt arıza yapıyormuş. Elektronik aksamlarından sıkıntı yaşıyorlarmış BMW'de. Audi'yi ben daha çok severim. Audi'nin quattrosu yeter. Hayırdır bu oğlum? Bir kere adam arabası. Adam arabasıysa bize gelmez ama kardeşim. Ama yani seçim yaptı dedin ya, ondan dolayı ben Audi diyorum ama BMW'ye binmek istiyorum Maruk. Şimdi diğer soruyu sormuş kardeşim. Abi antidepresanımı vermiyorlar. Eczane ne yapmalıyım? Ozan Altın Bölük. Şimdi kardeşim antidepresan benim bildiğim deliye, özürlüğe, ruh hastasına, şizofrene verilir. Demek ki sen daha bu seviyelere gelmemişsin ki adamlar sana antidepresan vermiyorlar. El altından almaya çalışma. Polis yakalarsa narkotik suçu var. Adamı sikerler oğlum. Şimdi diğer sorumuz. KLC İbrahim MK. Amına koyayım mı yazmaya çalıştım. Anlamadım ama KLC İbrahim'in sorusu. Hapisten sonra spora başlayacağım mı? Abi lavaş oldum be oğlum. Abici benim lavaşlık bir pozisyonum var mı? Yok abi. Tabii başlayacağız abi. Allah aşkına böyle yaza yaza gider miyim ben bu oğlum? Ekmek gibi olduk bu oğlum. Ne lavaşı amına koyayım? Bildiğin Trabzon ekmeğini oynuyor şu an. Mart 1'de talihim. Mart 1 girdi. Ben cezaevinden çıktım. Direkt spor salonundayım moruk. Direkt katı diyet. Afgan orucu. Suriyeli'de karışık. Yemek yemiyoruz. Günde çift idman. Zaten bu diğer videoda mı? Ondan önceki videoda mı? Dedim oğlum. Beslenmem olsun, yediğim yemekler olsun, kullandığım ilaçlar olsun, götüme giydiğim don baksır olsun, hepsini söyleyeceğiz. Rahat olun bu oğlum. Şimdi Erkut Ergin. Arakların hangi köyündensin? Ben Kizilnostluyum kardeşim. Emir Vural sormuş. Yaralamadan mahkeme ceza verir mi? Abici biz sakaretten falan yatmıyoruz. Bizim dosyamızda yaralama da vardı. Ben zaten bu zamana kadar hep yaralamadan ceza yedim, ceza yattım. Denetim serbestliği kasten adam yaralamayı karşılıyordu. 47 günlük bir hakaret dışarıda kalıyordu. Bunu yattıktan sonra denetim serbestliğine çıkma hakkı kazanacaksın dediler bana. Ben de tamam dedim, işte onu yatıyoruz moruk. Emin buralara da buradan selam olsun. Neden bilmiyorum ama olsun ama. Şimdi Türkay dönmez. Taşa düştüm taktik var Hazel. Şimdi amcaoğlu taşa düştüysen kalkacaksın. Yoksa kesiyorum araba maraba üstünden geçerse amel defterin kapanır ezan okur ya amelturillahi. Taşa düştüysen derhal kalkmaya bak moruk. Kaldırım mı, musalla mı orasını bilemem. Fırat Aktaş sormuş bizim. Fura, burnunun ucuna sokayım kardeşim. Abi 11 gün içeride duramadın, 11 gün izine geldin. Bu nasıl iş ya? Kardeşim şimdi yeni sistemde, prosedürde cezaevine giriyorsun ya aşağı. Açığa girdin kardeşim, 15 gün sonra senin izine çıkma hakkın doluyor. Ben de 47 günlük cezam vardı, 11 gün yani ne yapayım? Zaten benim şu an dışarıda duruyorum yani. O cezamdan düşüyor moruk, niye kullanmayayım ki yani? Senin kadar gerizekalı olmam lazım ki abim, kullanmayayım ama daha senin kadar gerizekalı olamadım yani. Fırat'a da buradan selamlar amına koyayım. Abi sevgilisi olan kıza iş koyulur mu? Şimdi kardeşim o senin biraz karakterine bağlı. Biraz da kızın karakterine bağlı. Şimdi sevgilisi olan bir kız amını götünü başını sana oynatıyorsa sen de erkeklik nefsine uyup iş koyabilirsin. Ama kız hiçbir şekilde sana ne göz kırpması var, ne kuyruk oynatması var. Tamam mı? Sen sadece ayak bileğinden bile etkilenmiş olsan, öyle bir abaz olmuş olsan bile yani. O kıza yürümeye çalışmam. Bence orospu çocukluğudur. Ben yanlış düşünüyorsam yorumlara bekliyorum. Biri uyandırsın beni orada. Bunu da kim sormuş biliyor musun? DNP Rock. Şimdi Yusuf Demirkol kardeşimiz sormuş ki Survivor'da sikişmeden nasıl duruyorlar abi? Ben şimdi moruk, onun emin ol ki ne gönüllüler, ne ünlüler, ne Acun Medya ekibi, ne TV8 ekibi bunu açıklamazlar. Yapıyorlarsa günahları boynuna ben bilemem kardeşim. Bayanlar ama genelde orada zenci adam bolluğu olduğu için hani bir gözü kayıyor olabilir. Hani paçadan serkiyor ya muhabbet onlarda hani biraz. Aya, su yılanı sanıyorlarmış bazı. Aa yemeği bulduk aya, o ara adammış moruk. Her neyse. Şimdi kimsenin günahına girmek istemiyorum ama bizim şeyde
Cezaevinde Survivor'dan gelenler var mı? Öyle nefsine uymuş adam buzağı sikmiş, köpek sikmiş. Köpek balığı sikmiş bu oğlum. Balinayı sikerken yakalamışlar moruk, adama ceza yatırıyorlar. Öyle bir Survivor kabilemiz var, cezaevinde de Survivor'da fuş dönüyor mu ben bilemem moruk. Bilmediğim için de yorum yapmıyorum kardeşim ama bence dönüyordur. Şimdi bir tane kardeşimiz Vekif Akgül sormuş burada. Abi sence bu kadar dövme çok değil mi? Sildirme düşüyor. Oğlum çok mok değil, paramız yok diye yaptıramıyoruz daha. Parayı ben bulayım, buradan altıma full dövme yaptıracağım be kardeşim. Ayak altım da dahil olmak üzere. Param yok şimdi. Kalitesiz dövme de yaptırmak istemiyorum moruk. Şimdi bu kalitedeki dövmelerin her yerinde vücudumun olduğunu düşünsene. Bence farklı bir amcıklık katar bize. Ah, petrolde satılan Spanish Fly filan dümenleri gerçekten işe yarıyor mu? Bu petrolde Ertuğrul Spanish kim? Bilmiyorum abi. Abi Spanish Fly değil de Hiltiler var böyle hap şeklinde. Onlar işe yaratıyor öyle 4-5 tane yutarsan. Bir tane Toprak diye yapıyorum. Bir kardeş sorum şurada. Sigara nerede? Burada. Yani abi profilinize bakıyorum yani. Gencecik çocuksunuz, yok Spanish Fly yok, anasının amı kayar. Bunlar ne oğlum? Neyin tribini yaşıyorsunuz? Ben fantezi arayacaksınız ya moruk götünüze illa. Fantezi arayacaksınız ya. Ondan dolayı zaten böyle tripler. Abi cezaevinde 31 çektim, yala çeken var mıydı şimdi kardeşim? Şunu ben bir dile getireyim. Cezaevinde nasıl bir prosedür varsa, nasıl bir taktik uyguluyorlarsa. İlk iki gün yemeğini taşağını unutuyor moruk. Sadece işemeye yarıyor taşak. Hani öyle uyandığında gırtlaklı hissetmeymiş. Rüyanda kadın rüyası görme falan öyle şeyler yok abi. Yani rüyamda bile cezaevi gardiyanlarını görüyordum. Bana biri ceza kesiyor, birinden kaçıyoruz. Biri bana zorla temizlik işi yaptırıyor. Yani cezaevinde bile yaşadığım rüyalarım cezaevi gibiydi. 31 nereden gelsin aklına Allah aşkına? Daha dışarı geldik. Hani bazı şeyler yaptığını yeni, aklımıza yeni geldi diyelim. Öyle diyelim, üstü kapalı şeyler. Orası çocuk bir yapmayın moruk. Yapılmıyor yani cezaevinde. Yapan da uzun cezası olan adam mecbur ne yapsın? Posta gazetesine bakıyor bakıyor, hayal gücünü konuşur ya amına koyayım. Şimdi bu hangi fit sormuş bunu? Cana Gain siktir git, nasıl ismin var oğlum? Mert Ozok sormuş, abi paranın kaynağı nereden geliyor? Yani bunu anlayabilmen için yani bilim adamı, ulema, ilim adamı, hani zeki biri olmana gerek yok yani kardeşim. Ben çalışmıyorum etmiyorum, kimin evinde yaşıyoruz? Bitti, sen söyle cevabı. Hazreti Süleyman. Bitti abi bu kadar yani, şahsi çalıştırın korkmayın, çalıştıkça moruk yenilenir, eskimez yani kardeşim. Şimdi diğer kardeşimiz 41 Yusuf sormuş. Abi Şeytan Fatih'le. Şimdi ben Şeytan Fatih konusuna girdim arkadaşlar. Az daha unutuyordum. Şeytan Fatih tutuklanmış maalesef dün. Bu tatlıcıya gitmiş yine kafası güzelken, alkolü artık ya da ben herhangi başka bir şey içtim. Benim videolarda da hani yapsan ağrımanız filan bir şeyler diyordu da ben anlamıyordum. Blok tutuklanmış, galiba cezaevinde tatlıcıdan tatlıymış, parasını vermeden kalkmaya çalışmış. Adam da kelime oyunu yapınca 2-3 tane tatlının peşine mi düşün, amına koydum ne ecnebisi diye adamın gözüne bir tane çakmış moruk. Çakınca da karşı taraftaki tatlıcının karakol olduğu için direkt çaktığı yere de baksana, karakolun karşısında adama çakıyor. Bunu almışlar götürmüşler, en son mahallenin çocukları bunu şeyde görmüş moruk. Ekip arabasına bunu arka tarafa bindirirlerken kayıp şu an şeytan nerede mi? Sen gördün mü şeytanı bugün mahalleci? Aynen şeytan yarrağı yedi günme geliyor. Benden bir piz içti, ikinci gün ağa cezaevinde adam moruk. Olur olur, öyle şeyler olur. Şimdi biri de yazmış ki bu kardeş kim? SS Akif Aya. Cezaevinde herhangi bir otoriten var mı? Cezaevinde beni herkes Dalla Merdem olarak tanımaya devam ediyor. Çünkü cezaevinde dediğim gibi %50'si bizim tanıdığımız moruk. Cezaevinin bir CEO babası var mı? Öyle karakterler. Şimdi CEO baba sikiyorlar cezaevinde kardeşim. Öyle 01'deki izlediğiniz dizilere benzemez. En büyük CEO baba başgardiyan. Pardon, en büyüğü cezaevi müdürü. Ondan sonra ikinci müdür, ondan sonra üçüncü müdür. Böyle gidiyor moruk bu cezaevi infaz savcısına falan filan. Öyle yok, sen ağababasıymışsın, kralmışsın, onlar eskiden de moruk devlette diyor ama ben ağabeyimin amına koyarım diyor yani. Benim sevmediğim bir şey varsan bizzat bulur ananı, götünün deliğinden sikerim.com oraya da koyarız izleriz diyor. Ondan dolayı cezaevinde kimsenin moruk öyle külhanbelliliği, cıvamalığı, kavadayılığı yok moruk. Diyen, öyleyim diyen varsa da geçsin o işleri, ben daha görmedim. Kapalı cezaevlerinde belki. Çünkü kapalı cezaevinde gardiyan girmiyor, iki kere bir sabah bir akşam sayım alıyor oğlum. Açık cezaevinde yedirmeden adamlarla iç içesin bu oğlum. Kime ne küllen belli yapacaklar.
Çopu var ya götüne sokarlar be kardeşim. Ne anlatıyorum? Şimdi Ahmet Çelik şeytan hapse neden girdi diye. Şeytan Fatih'in içlik cezaları vardı. Hırsızlık vardı kardeşim. Kasten adam yalama vardı. İnsanların huzurunu bozmak vardı. Devlet malına şey ne derler ona? Zarar vardı. Şeytan da olmayan ceza yoktu ama mahkemeye gitmiyordu hiç. Birikti deyince ilk olayında şeytan Fatih'i bir aldılar. Öyle parçalı bulutlu bir 24 yıl yapmıştır şeytan. Bunu Ahmet Çelik sormuş. Batuhan Baltürk, abi fırıncıyım. Her gün iş. Tatil yok. Patronu vurayım mı ne yapayım takdir ver. Abisi gerizekalı mısın? Bu fırıncılarda zaten biraz sıkıntı oluyor da yani. Patronu niye vuruyorsun işten çıkmak varken abisi? Çık işten çık tatilini de yap. Patronu vurup cezasını da yatma. Git başka bir iş bul. En kötü git otobanda götünü siktirip oğlum günlük 1500 TL parası var ha. Uyandırayım öyle adam vurup işlerini salın abisi. Donmasız gözüküyor. Şimdi abi düzenli 31 ile kol kaç santim olur arkadaşlar bu arada. O kadar alışmışlık olmasa da içimde don var yani tribe girmeyin kardeşim. Abi düzenli 31 ile kol kaç santim olur kardeşim ben ne bileyim yani. Can Flex'ine sormuş. Çünkü ayret sorular sormayı seviyor. Şimdi o zaman sana bir PT veriyorum. Bu videoyu izledikten sonra kardeşim düzenli olarak 1,5 sene boyunca soldan çek. Çekmeye başlamadan önce mezunelen bir ölçü kaç santim diye bir buçuk sene sonra tekrar ölçeceğiz. Eğer gelişim varsa bu makaleyi yayınlıyoruz kardeşim. Guinness Rekorlar kitabına giriyoruz. Cezaevinde cinsellik nasıl oluyor? Abisi olmuyor cezaevinde cinsellik. Öyle köpek buzağı sikmeye çalışan lavuklar vardı bizim bulunduğumuz ev tarla diye. Onları da kapalı cezaevine geri iade ettiler. Orospu çocuk köpeğe gel. Gel oğlum. Gel kızım. Gel yapıyor. Biz de sanıyoruz ki insaflı orospu çocuğu. Meğer sen gidip arkada kapıyı bana koyuyormuş bu oğlum. Amına koydum bu oğlu. Elimizden zor aldılar. Yoksa ölmüşlerini sikiyorduk. Öldürecekti bana. Okan Bulut 27 sormuş bu soruyu da. Saygılar kardeşim. Şimdi. 15 yaşında gırtlak ilaç kullanan ve pedilik yapan çocuklar hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşim 15 yaşında gırtlak ilaç kullanan ben çocuk hayatım boyunca görmedim. Ya genetiğidir sen öyle sanıyorsundur. Piyetilik de işte oradan buradan okuduğu Kadir Dayı gibi olsun, bizim Atakan gibi olsun. Onlardan neler duyduysa onları dümenden ezberliği işte ezbere okuyor aman oğlum. 15 yaşında çocuk piyetilik nereden yapsın? 15 yaşındasın bu oğlum. Ya öyle şeyler varsa öyle tipler varsa onlardan anlamına koyayım o tripten çıksınlar. Ne zaman tahliye olacaksın? Hey arkadaşlar tahliye vaktimi söyleyeyim. Mart 1 tahliyeyim. Yani bu ayın sonu tahliyeyim. Moruk cezaevinden çıkıyorum. 12'sine kadar burada geçirdik. Giderim bir 19 gün daha yatarım. Ondan sonra baba tahliye moruk. Cezaevine ne zaman dönüyorsun kral saygılar? 2 gün sonra cezaevine dönüyorum arkadaşlar. 12'sinde izin bitiyor. Saat 11 suları cezaevine girmiş bulunmaktayım. Orospu çocuklarıyla mücadele biter mi abi? Şimdi benim bir babamın lafı vardır moruk. Ben bazı insanlar uyduğum yani bu orospucu var ya vurup öldüreceksin aslında diyorum ya. Onu amını sikeceğim. Bunu var ya katil gırtlağına böyle ekmek bıçağını yukarıdan aşağı sokacaksın. Aşağı çekeceğim diyorum da. Babam der ki amına koyayım bir tane değiller ki yani. Hangi birini öldüreceksin? Hangi birini gömeceksin? Hangi biriyle uğraşacaksın? İşte orospu çocukluğu fazlalığı olduğu için ülkemizde kardeşim. Sikmekle de bitmez, öldürmekle de bitmez. Tamam mı? Onun için orospu çocuklarından elinden geldiği kadar uzak durmaya çalışacaksın ki ruhen refah seviyen yüksek olsun kardeşim. Şimdi abi ben ne yapıyorum şu an dediğim bir an var mı? Veya böyle bir ortam. Al abisi soruyu kes. Abi ben ne yapıyorum ya şu an dediğim bir an var mı o an bu an? Veya bir ortam dediğim bizim çatı katında ben ha, bu şekil ne amına koyayım böyle bu oğlum. Leşli çal gibi olduk be abi felekten bir gecedeki o Japon yok mu? Karlı Johnson. Arabanın bagajından çıkan lavuk yok mu donsuz? Onu andırıyoruz moruk. Onu da Fadıl kardeşim sormuş. Fadıl kardeşime iki tane güzel soru sorduğu için buradan kucak dolu selam olsun. Böyle mantıklı soru soranları, adam gibi soru soranları isimlerini söyleyip bundan sonra selam yollamayı düşünüyorum moruk. Bizim sorular bitmiş arkadaşlar. Fadıl'ın son sorusuyla. Arkadaşlar 3SB Part 5 serimizden elveda diyeceğim ama elveda demedikten önce de 2 gün sonra cezaevine teslim oluyorum. 19 günlük de bir cezamız kaldı. Onu da yattıktan sonra artık önümde dosyam yok. Herhangi bir cezam yok.
Profesyonel sporla yapacağız. Profesyonel YouTube içerikleri de üreteceğiz. Instagram olsun, YouTube olsun. Hani daha profesyonel. Eskisinden 5-6 kat, belki 10 kat her yaptığımız göt oğlanlığını, doğru şeyi, sporu, yemeği, içmeyi daha doğru yapacağız. Onun için benim 19 günlük yatmam lazım. Yatıp çıktıktan sonra görüşeceğiz inşallah arkadaşlar daha iyi şekilde. Yaza da böyle girmeyeceğiz. Yazın da farklı fantezilerimiz var yine Bodrum, Muğla, İzmir. Gideceğiz ama diğer yazınki şeklimizden daha güzel bir şekilde gitmeyi düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın beyler.